Merhaba sevgili öğrencilerim. Ben bilişim öğretmeniniz Ilgın Sever. Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda Scratch'te elma yeme oyunu yapmıştık. Sonra elma yeme oyununa süre ve puan eklemiştik. Elmalar yendikçe puan artıyor ve süremiz ne oluyordu? Saniyede bir artıyordu ve süremiz belli bir yere ulaştığında, ben 15 demiştim, 15 olduğunda ise oyunumuz bitiyordu. Bugün ise şöyle bir şey yapacağız. Ehliyet alır mıyım alamaz mıyım diye soru soracağız ve verdiğimiz cevaba göre ya ehliyet alacağız ya da alamayacağız. Biliyorsunuz ki ehliyet alabilmek için yaşımızın kaç olması lazım? 18'den büyük olması lazım. Ben şimdi bu kuklayı siliyorum. Başka bir kukla eklemek istiyorum. Sen istersen internetten ya da bilgisayarında olan kuklalardan ne yapabilirsin? Alabilirsin. Ben şuradan Ebi kuklasını tıklıyorum. Bunu alacağım. Geldim buraya. Ondan sonra şimdi buna kod yazacağım. Tıklatılınca diyorum. Kodlarımı biraz büyüteyim ki sen daha rahat gör. Sonrasında algılamaya gidiyorum. Burada daha önce görmediğimiz bir kod var. Onu gösteriyorum. What is your name diye sor ve bekle. Tabii ki buradaki yazının içine biz ne yapabiliriz? Değiştirebiliriz. Bakın bu ne yapıyor? Tıklıyorum. Sana ya adını soruyor ve sen de buraya cevap yazabiliyorsun. Bu kodun böyle bir özelliği var. Bana şunu soranlar var. Öğretmenim diyorlar, biz buradan da adın ne diye sorabiliriz diyorlar. Adın ne? Tabii ki de sorabilirsin ama bu mor ile soru sorduğumuzda benim yanıt verme hakkım var mı? Yok. Mavi ile, yani bu kodla sorduğumda benim ne hakkım var? Yanıt verme hakkım var. Şimdi buraya şunu sormak istiyorum ben. Yaşın kaç diyeceğim. Bu kodu istediğimiz gibi değiştirebiliriz yani bu soruları. Daha sonra daha farklı etkinlikler de yapacağız bununla ilgili. Yaşın kaç diye soruyoruz. Şimdi tıklıyorum. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Yaşın kaç diye sordu ve bana burada yanıt alanı geliyor. Ben atıyorum. Buraya 20 yazıyorum. Şimdi verdiğim yanıta göre ya ehliyet alacağım ya da alamayacağım. Burada bir yine şart cümlesi var. Nedir? Şart koşulum var. Yaşımın 18'den büyük olması gibi bir şart var. Şart olduğunda biliyorsunuz ki nereye gidiyoruz? Kontrolden. Eğer ise ve değilse alıyorum bu sefer. Bunun sebebi şu. Yaşım 18'den büyükse ehliyet alacağım. Değilse ne yapacağım? Ehliyet alamayacağım. Ama benim buraya bir kod yazmam lazım. Buradan işlemlere gidiyorum. Büyük işaretini alıyorum. Çünkü niye? 18'den büyük olmaya da küçük olma ihtimali var. Buraya küçük olanı da alabilirsiniz. Sonra algılamaya gidiyorum tekrardan. Burada yanıt var. Yanıt. Yanıt ne oluyor buradaki yanıt? Benim ya verdiğim cevap oluyor. 18'den büyük ise ben ne yapabilirim? Ehliyet ne yapabilirim? Alabilirim. Geliyorum buraya, ne yazıyorum? Ehliyet. Ehliyet alabilirsin. Eğer diğer türlü ise ne yapabilirim, ne yapamazsın? Ehliyet ne yapamazsın? Alamazsın. Geliyorum buraya, ne yazıyorum? Ehliyet alamazsın. Şimdi çalıştırıyorum. Yeşil bayrağı bastım. Yaşın kaç diyor? Yaşım diyorum ki 12. Sonra Enter'a basıyorum ya da şurada onaya basıyorum. Onaya bastım. Ehliyet alamazsın. Doğru mu? Doğru. Ve bunu kaç saniye söylüyor? 2 saniye söylüyor. Tekrardan çalıştırıyorum. Yeşil bayrağı basıyorum. Yaşın kaç? Buraya 60 diyorum. Enter'a basıyorum. Ehliyet ne diyor? Alabilirsin diyor. Bugünkü çalışmamız böyle bir şeydi. Bir de buraya bir arka plan ekleyelim. Tekrardan arka plan eklemenin nereden yapıldığını tekrarlamış oluruz. Böyle bir arka plan ekliyorum. Tekrardan çalıştırıyorum programı. Kodlarım nerede kaldı? Dizilerde kaldı. Bazen arkadaşlarınız kodlar nerede diye soruyorlar. Kodlar her zaman nerededir? Dizilerdedir. Ve Ebi'yi tıklamam lazım. Ebi'yi tıklamazsam kodlarım ne olmaz? Gelmez. Sahnedeyken sahnenin kodları olur ki ben daha sahneye bir kod yazmadım. Geldim, Ebi'yi tıklıyorum. Ebi'de kodlarım hazır. Tekrardan yeşil bayrağı bir kere daha basalım. Yaşın kaç diye sordu. Bakın bu mavi kodun özelliği bu. Bana soru sorduruyor ve bana cevap hakkı veriyor. Cevabım ne diyeyim? 25 diyelim. Cevabı yazdıktan sonra ya Enter'a basıyorum ya da mouse'um ile tamam diyorum. Dedim. Ne diyor bana? Ehliyet alabilirsin diyor. Ve bunu kaç saniye söylüyor? 2 saniye söylüyor. İstiyorsan bunu 3 ya da 4 saniye ne yapabilirsin? Uzatabilirsin. Bu sana kalmış. Evet sevgili öğrencilerim, bugünkü çalışmamızı evde lütfen siz de yapın. Hepinizi öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.